Fuat Uğur, gömün. Gömülecek. Ama müdürüm nasıl gömelim? Emir Ankara'dan geldi. Kesinlikle gömülecek. Yapamam müdürüm. içim kan ağlıyor. Bunlar bizim ülkemizin geleceği. Biliyorum ama emir böyle. Gömülecek. Peki müdürüm. Ali Ateş anlatıyor bu diyaloğu. Yıl 1949. Yer Kayseri Tayyare Fabrikası. Ali Ateş de o fabrikada usta o kadar üzgündür ki, yıllar sonra bile bu hatıra ona aynı olayı yaşattırıyor gibiydi. İçim kan ağlaya ağlaya otuz hangar dolusu yepyeni, daha kullanılmamış uçak üretim araç ve gereçlerini, malzemelerini tek tek sandıklarından çıkarıp kazılan çukurlara ölü gömer gibi gömdük. Gömdüğümüz uçak parçaları değil, adeta ülkemin gelecekteki hava gücü hakimiyetinin parçalarıydı. Yazıklar olsun dedim içimden ve kahrola kahrola bu parçaları gömdük. Ali Ateş ile fabrika müdürü arasındaki geçen bu hüzünlü konuşma, Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan milli sanayi ve kalkınma hamlelerinden en önemlilerinden birinin dibine dinamit koyup yok eden bir ihanet anlaşmasının utanç vesikası olarak tarihe geçti. Milli şef olarak tanımlanan İsmet İnönü'nün imzaladığı o anlaşma, bugün kılık değiştirerek Amerika güdümünde solcu bir görünüm alan CHP'nin ta o zaman kendini Amerika'nın hizmetkarı olarak konumlandırmaya başladığının da ilk işaretiydi. Amerika, 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerini kalkındırmak, Sovyet Paktı ülkelerine karşı onları kullanmak üzere bir yardım paketi hazırlamıştı. Amerika Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından 5 Haziran 1947'de açıklanan bu yardım paketi 16 Avrupa ülkesini kapsıyordu ve adı da Marshall Yardımı olarak kalmıştı. Bu yardımdan sırasıyla en çok İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda yararlandı. Türkiye ise 3 yılda 137 milyon dolarlık bir hibe alabildi. Gel gelelim Amerika bu yardımı iki şartla vermişti. 1- 137 milyon dolarlık hibe karşılığında Türkiye'ye 73 milyon dolarlık askeri malzeme satacaktı. 2. Türkiye ağır sanayi ve silah sanayi kurmayacak, var olanlar da kapatılacaktı. İşte İsmet İnönü'nün imzaladığı bu ihanet anlaşmasının ilk icraatı olarak da Kayseri Tayyare Fabrikası'nın fişi çekilmişti. Karşılığında da Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullanıp ıskartaya çıkardığı çöp uçakları vermişti Türkiye'ye askeri malzeme niyetine. Bununla da kalmadı İnönü ihanetini sorgulayacak nesiller yetişmesin diye Amerika ile Fulbright eğitim anlaşması da imzalamış, Türkiye eğitimini emperyalizmin ellerine terk etmişti. Mustafa Kemal ne demişti? Eskimiş teknolojileri değil, en yeni teknolojileri ülkeye getirmediğimiz sürece yabancı ülkelere bağımlı olmaktan kurtulamayız Kurtuluşu 1924-25 tarihinden başlayan Kayseri Tayyare Fabrikası'nın tek mil hikayesini Kayserili bir araştırmacı yazar olan İlter Sağırsoy'un yayınladığı Gömün adlı kitapta okuyabilirsiniz. Ama asıl bilinmesi gereken Alman Junkers firmasıyla başlayan kuruluş süreci çeşitli aşamalardan geçtikten sonra 1931 yılında tamamen Milli Savunma Bakanlığına devredilen Kayseri Tayyare Fabrikası'nın yüzlerce uçak ürettiği gerçeği Kayseri'de gömüldüğü belirlenen 50'den fazla uçağın Marshall Yardım anlaşmasıyla bir anda ortadan kaybolan ve envanterden silinen 72 adet Foke Wolf FV-190 tipi uçaklardan olduğu ve bunların Kayseri eski hava ilmanı altında bulunduğu ifade ediliyor. Araştırmacı Emre Uçar, Uluhan Hastal ve Stuart Klein bu konudaki belge ve bilgileri ortaya koyuyor. Tayyare fabrikasında işçi olarak çalışan ama daha sonraları Erciyes Üniversitesi rektörü olacak seviyeye gelen Profesör Doktor Mehmet Şahin'in girişimleriyle Marshall ihanet paketiyle kapatıldıktan sonra Kayseri'de uçak bakım atölyesine dönüştürülen fabrikanın imkan ve kabiliyetlerini görebilmek için Mavi Işık Projesi başlatılmış, tayyare fabrikasının kapatılmasından 40 yıl sonra burada yeniden uçak üretilebileceği öngörülmüştü. Tarih 1978 yılıydı. Ama olmadı ve o yıldan sonra Kayseri Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı olarak faaliyetini sürdürmesine karar verildi. Toprağın altına gömülen uçak parça ve malzemeleri, Kayseri'de daha sonraki yıllarda gelişen metal sanayinin ortaya çıkışını ve gelişimini sağlamıştı. Kendi uçağımızı üretmek yerine Amerikan'ın uçaklarını satın aldığımızda başımıza ne geleceğini ise ileriki yıllarda Hala hava ikmal ve bakım atölyesinde çalışmakta olan işçiler şöyle anlatmıştı. Kıbrıs barış harekatında Amerika onay almadan benim verdiğim uçakları kullandınız diyerek ambargo uyguladı. Amerika'dan yedek malzeme akışı derhal kesildi. Filoda 100 uçak vardı ama biz 20'sini bile uçuramıyorduk. İşte yıllar önce uçaklarımızı toprağın altına gömdüğümüzde aslında neleri gömdüğümüzü bir kez daha anladık. Önceki gün Selçuk Bayraktar'ın CNN Türk'teki röportajını dinlerken onun insansız uçakları üreteceğiz demesiyle elime geçen bu kitap aynı zamana denk geldi. Bayraktar ileri teknoloji gerektiren sanayinin ülkenin gelişimine katkılarını ve dinamo etkisini çok güzel anlattı. Tayyare fabrikası da hem Kayseri hem de Türkiye'deki ekonomik canlanmanın itici gücü olabilecek kapasitedeydi. Ülkemiz 80 yıl evvel büyük ülke olma fırsatını köleleştirilmiş zihinlere sahip siyasetçilerle kaçırdı ama artık bir daha böyle bir lüksümüz yok. İşte bu yüzden ülkemiz bir kere daha CHP'ye teslim edilemez. Fuat Uğur, Türkiye Fuat Uğur, Beşer Esad'ın ülkenize dönün çağrısı ve bir öneri. Şam rejiminin başındaki isim olan Beşer Esad geçen aylarda yapılan son başkanlık seçiminde %95 gibi bir oy alarak büyük başarı kazandıktan sonra Suriye Meclisi'nde yaptığı konuşmada ülkeden göç eden Suriye vatandaşları için geri dönün çağrısında bulundu. Esad aynı çağrıyı sivil halkın silahsız olarak demokrasi talebiyle gösteri yapmaya başladığı ve onların üzerine keskin nişancılarla mermi yağdırıp bomba atmaya başladığı tarihten bir yıl sonra ve 2018 yılında da yapmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalif partilerin liderleri sık sık bu hatırlatmayı yapıyor. Beşer Esat göç edenleri ülkesine geri çağırıyor ama iktidar hiçbir adım atıp Esat'la görüşmüyor diye. Amaçları iktidarın temsilcilerini Esad'ın ayağına gönderip sonra da ya adamı işte böyle yaparlar diye dalga geçmek ve bu görüntüler üzerinden siyasi rant devşirmek. Yoksa çok şikayet ettikleri Suriyeli mültecilerin vatan topraklarına geri dönüp kendi ülkelerinde rahatı ve huzuru bulmalarını düşündüklerinden değil. Bu yüzden Suriyeli mültecilere karşı toplumdaki rahatsızlıkları tetikleyip fitne ateşinin fitilini tutuşturmanın peşindeler. Peki Suriye'de yaşanan ve yarım milyon insanın Beşar Esed tarafından katledilmesine, 10 milyona yakın insanın Suriye topraklarında ve yurtları dışında kendilerine yaşam alanı arayıp mülteci olmalarına sebep olan trajedinin acısını kimler çekmekte? Cevabı sorunun içinde. Katledilen masum sivillerin çocukların yakınları, anne babaları, kardeşleri, Suriye içinde ve dışında mülteci olan o milyonlarca insan, yabancı topraklarda kaderlerini sığındıkları ülke devletlerinin insanların merhametine, insafına terk ederek yaşamak zorunda kalan göçmenler, mülteciler. Başlarına neler geleceğini bilmeden hayat mücadelesi verenler sığındıkları ülkelerde görünmez olarak yaşamayı öğrenenler, o ülkelerin parklarında, sahillerinde görünmenin büyük suç olduğunu bilenler. İnsani olarak en ufak bir hatalarında işlenen bireysel bir suçta topluca ırkçı nefrete tabi tutulup evleri, iş yerleri yağmalananlar, sokaklarda görüldüklerinde darp edilenler, sürekli kendilerine kapıyı gösteren faşistlerin tehditlerine maruz kalanlar. Suriyeli bir müzik grubunun şarkısını dinledim geçen gün gözyaşlarımı tutamadan. Sözleri şöyleydi: Eğer sizin meydanlarınızda, caddelerinizde, sokaklarınızda dilenciler olduysak özür dileriz. Eğer sizin iş yerlerinizde, atölyelerde, tarlanızda kaçak işçi olduysak özür dileriz. Eğer sizin kıyılarınıza, kumsalınıza, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa özür dileriz. Şikayet edemem ben, maazallah. Ben bir mülteciyim. Şarkı bittiğinde mülteci olmadan da mülteciliğin ne olduğunu iliklerimde hissettim o an. Böyle dedim ama belki de bundan 150 yıl önce Kafkasya'da Rus çarlığı barbarlarının istilasına karşı savaşırken sürgün edilip Anadolu coğrafyasına sığınmak zorunda kalıp mülteci olan atalarımın Çerkeslerin acısını tam içimde hissettiğimden. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyor. İktidara geldiğimizde Suriyelileri davul zurnayla göndereceğiz. Öte yandan ırkçı görünmemek için de ilave ediyor. Ama evlerini yaptıktan sonra ülkelerine göndereceğiz. İnsan acı acı gülüyor. Yuvalarını yapacak. Beşar Esat rejiminin muhaliflere neler yaptıklarını, işkenceleri, cezaevlerinde tecavüz edilen kadınları, erkekleri bilmesek, Taliban'ın yaptığı gibi sokaklarda infaz edilen insanlardan haberdar olmasak mesele yok. Onlar için her şey çok basit. Esat çağırıyor ya işte, gitsinler evlerini kursunlar. Biz de yardım edelim. Esasında Türkiye'nin operasyonlarıyla özgür kılınan ve özgür Suriye ordusu denetimi altında olan bölgelerle İdlib'e binlerce ev yapıldı, zaten geri dönenler ve orada yaşayanlar için AK Parti iktidarı tarafından. Neyse, Esad madem çağırıyor göçmenleri, benim bir önerim var. İki taraftan alt düzeyde heyetler bir araya gelsinler, görüşmeler yapıp bir komisyon kurulsun, bu komisyon döneceklerin listelerini hazırlasın. Gönüllülük esasına göre dönenler için yol yordan belirlensin. Ancak geri dönüş süresince Türkiye'den tüm partilerden belirlenecek isimlerden oluşan bir gözlemci heyeti de Şam rejiminin egemen olduğu topraklarda serbestçe dolaşım iznine sahip olsun. Geri dönenlerin akıbetleri, gördükleri muamele ve yaşam hakları hakkında raporlar hazırlayıp göndersinler. Hatta bu konudaki girişim Birleşmiş Milletler'e de raporlansın. Muhalefet liderlerinin de dediği gibi Türkiye evlerine geri döndüğü yerlerde yeniden inşa etmek isteyenlere belli krediler açılıp hibeler de versin. Evet, öneri bu. Hadi bakalım siyasi rant konuşmaları yapmak yerine işe yarayacak bir şey için elinizi taşın altına koyun. Bu öneriyi hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşün, hem de Beşer her zamanki gibi kutlama heyeti yerine bu öneri için bir heyet gönderin. İşe yarayın yani ve böylece ülke için, çözüm için hazır olup olmadığınızı görelim. Fuat Uğur, Türkiye